Hepinize merhabalar. Bu hafta faiz kararları piyasalar üzerinde oldukça etkiliydi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 20 milyar doları son 4 haftada olmak üzere yılbaşından bu yana toplam net 27 milyar dolar döviz sattığı ortamda bir faiz artışı gerçekleştirdi. Bu faiz artışı az önce söylediğim nedenle çok beklenmiyordu piyasada. Ancak yabancı kurumların analizlerinde faiz artırım gerekliliğinden bahsediliyordu. Daha önce işte Deutsche Bank'ın, Bank of America'nın, JP Morgan'ın analizlerini görmüştük, raporlarını görmüştük. Bir faiz artışını Mart'ta olmazsa bile Nisan ayında bekliyorlardı. Bu beklentilerin tabii genel olarak analist beklentilerine baktığımızda Nisan ayında seçimlerden sonra özellikle bir faiz artışı beklentisi vardı. Bu 5 puanlık yani %45'ten %50'ye yükselen faiz bir miktar piyasalarda sürpriz oldu. Tabii burada Merkez Bankası artı eksi 300 puanla gecelik borçlanma faizini de belirleyeceğini ifade etti. Bu 150 puanda 300'e çıkarılması şu anlama geliyor aslında. Faiz %50 değil 53'e kadar olabilir, çıkabilir anlamı taşıyor. Çünkü bu bant yani koridor uygulaması geri geldi diyebiliriz. Önceden kullanılıyordu, son dönemde kullanılmıyordu. Merkez Bankası gerekli görmesi halinde piyasa %53 faiz oranıyla bile fonlayabilecek. Yani 50 değil 53 diyebiliriz orada biz faize. Tabii politika faizinin burada bileşiğine baktığımızda 64,5'ları buluyor. Koridor genişlemesini yani o artı 300 puan da üzerine eklersek 69,5-70'leri buluyor buradaki faiz olanı. Koridor kararı bu mevduat bileşiğini de yukarı çekecek bir karar ki Merkez Bankası Perşembe günü yayınlanan verilere göre yine 15 Mart'ta sona eren haftada bankacılık sektörü genelinde ortalama tüketici kredisi faizini 67,5 olarak açıkladı. Ortalama ticari kredi faizleri 59,5'lar civarında. Yine aynı haftada 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi de 55,5-56'lara yaklaşmış durumda. Yani bunlar geçen haftaki faiz oranları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü almış olduğu yeni faiz kararı ile birlikte bunların bir miktar daha yukarıya çıkma ihtimali tabii ki var. Şimdi burada resmi olarak pozitif faize geçmiş bulunuyoruz biz bu faiz oranlarıyla. Artık dövize bir alternatif var diyebiliriz bu faiz oranlarıyla. Borsaya demiyorum bakın, dövize bir alternatif var. Çünkü reelte değerli TL devam edecek. Seçim sonrası kur atağı beklentimin olmadığını ben daha önceki yayınlarda ifade etmiştim. Zaten bu kararla bir miktar döviz piyasasını da baskılamak mümkün hale geldi ki kurda bir miktar aşağı yukarı %1 civarında bir düşüşü gördük karar sonrası. Seçim sonrası dediğim gibi bir kur atağı beklentim yok. Bunu bu karar da aslında perçinlemiş oldu. Metinde gerekirse daha da sıklaşırım tarzında ifadeler de var. Tabii burada faizin seviyesinden çok açıklama metni çok önemliydi ve bu metinde verilen mesajlar çok önemliydi. Mesaj şu aslında, Merkez Bankası seçim sürecinde dahi faiz artışı dahil ne gerekiyorsa yapabilir. Önceki dönemde bir miktar imajda bir bozulma vardı. Özellikle genel seçimler öncesi bozulan o imajını yavaş yavaş tamir etmeye çalışıyor. Enflasyonist baskıya zamanda müdahale edebilen ve en önemlisi de aslında beklenti yönetimi yapabilen bir Merkez Bankası imajını oluşturma çabası ve bunu da yavaş yavaş sağlıyor gibi görünüyor. Peki bundan sonra ne olabilir? Tabii ki not artırımları gündeme gelebilir. Zaten yabancı şirketlerin faiz artırımı gereklidir açıklamaları önümüzdeki dönemle ilgili Türkiye'ye bakış açılarını ifade ediyordu. Dolayısıyla onların istediği bir şey yapılıyor olduğu için önümüzdeki dönemde not artırımları gelebilir. Haziran'da Türkiye'nin gri listeden çıkması söz konusu olabilir. Bu tarz olumlu gelişmeleri Türkiye ekonomisiyle ilgili bunları görebiliriz. Yabancı yatırımcılar geçen hafta Türkiye'den çıkışını sürdürmüştü. Son verilere göre işte borsada yaklaşık 156 milyon dolarlık, tahvillerde de 70 milyon dolarlık satış yapmışlar. Yani toplamda 225-226 milyon dolarlık bir çıkışları olmuş. Bir süredir yabancının yavaş yavaş da olsa Türk piyasasından çıkışlarını görüyorduk. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında da yaklaşık 2 milyar dolarlık bir artış söz konusu. 1 milyar 990 milyon dolar civarında. Şimdi bu Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında bu rakamlar tersine dönecek mi? Bunu beraberce izleyeceğiz. Şimdi borsa etkisine bakarsak aslında genellikle sıkılaştırma kararları, faiz kararı da bir sıkılaştırma kararıdır. Sıkılaştırma kararları borsa endekslerinde düşüşe neden olur. Yani düşüşe neden olması beklenir aslında. Ancak karar seçim sonrasında da rasyonel politikaları süreceğine dair bir sinyal olarak algılandığı için beklenenin tam tersine olumlu bir etkiye neden oldu. Perşembe günü faiz kararı sonrası hızlı da bir yükseliş gördük. Şimdi
Borsaya buradan geçiş yaparsak endekse bir bakalım isterseniz kısaca. Endeks cuma günü itibariyle kapanışı 9111 puandan oldu. Evet, 9200'e doğru bir hareket, 200'ün üzerini gördük ama 9200'ün üzerinde kalıcı olamadı. Ama geçen haftalarda belirtmiş olduğum 9000 psikolojik seviyesinin de üzerine bu faiz kararıyla atan bir endeks gördük. 9000 üzerinde kapanış yapması olumlu. Geçen hafta üst üste gelen satışlardan sonra bu haftaya tepki haftasıydı diyebiliriz. Öncelikle Fed'in etkisi, sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın etkisi piyasayı 9000'in üzerine çıkardı. Ben daha önce defalarca ifade ettim. Belirli bir bant aralığımız var bizim. İşte 8800-9400 bandıydı. Bu yayınlarda bahsetmiş olduğum 8800 desteğine hafta içinde geldik. Hatta 8800'ün altını gördük. Altında bir gün kapanış bile yaptı. Ama önemli bir destekti burası. Burayı aynı hızla yukarıya tekrar bir tepkiyle buradan uzaklaştı. Bu 8800 seviyesi aynı zamanda dolar bazlı 270 dolardaki desteğimize de yakın bir nokta. Zaten yani TL olarak baktığımızda gördüğümüz 9400 direnci dolar bazlı olarak 295 dolardaki direnç noktalarımıza denk geliyor. Yani dolar bazlı destek direnç noktalarıyla TL bazlı destek direnç noktaları hemen hemen artık örtüşmeye başladı. 9400 direncimizden hep bahsediyorum. O kanal aralığını 8800 ile 9400 aralığı belirlemişti. O 9400 direncimiz dediğim gibi 295 dolar. Sonrasında 295 doların üzerinde 305 dolarlar var. Orası endekste 9800'e denk gelir bugünkü kurlarla. Sonrasında bir 312 dolarlık tepe noktamız var. Orası da 10.000 seviyelerine gelir TL bazlı olarak. Yani bu 9400, 9800 ve 10.000 direnç noktaları önümüzdeki hafta, yani seçimden önceki hafta olmasa bile seçim sonrası bizim önemli noktalarımız olacak. Oraları takip edeceğiz. Faiz kararı sonrası nasıl pozisyon almak lazım? Borsa tarafında nasıl bir aksiyon almak lazım derseniz onunla ilgili birkaç şey söylemek isterim. Şimdi öncelikle bir bankalara bakmak lazım. Özel bankalar kredi faizlerini vadeli mevduat faizlerindeki artıştan daha hızlı yükseltip karlarını muhafaza edebiliyorlar. Yani karlarını koruyabiliyorlar. Çünkü mevduat faizindeki artıştan daha fazla kredi faizini artırıyorlar. Ayrıca son dönemde bazı makro ihtiyati tedbirlerin net etkisi bankalara olumsuz değil, müsbet de yansıyor. Yani ne demek istiyorum burada? Şöyle ki ne yapıldı? İşte kredilerle alakalı tedbirler değil ama mesela kredi kartı ve kredili mevduat hesapları ile ilgili, nakit kullanma ile ilgili bu faizler geçen hafta sonunda %4.4'ten 5'e yükseltilmişti biliyorsunuz. Yani bunlar bankacılık sektörüne olumlu yansıyan, kar anlamında yansıyan gelişmeler. Çünkü o kredi kullanmaya vatandaş devam ediyor ve bankalar buradan 4.4 faiz ile kullandıracağını bu parayı 5 faiz ile kullandırıyor. Dolayısıyla karlılıklarını artırıyor. Tabii yükselen faizler borsaya yeni para girişine engel olur. Yani bu bir olumsuzluk olarak bunu önümüzdeki dönem için görebiliriz. Ayrıca seçim sonrası sıkı para ve maliye politikası uygulama beklentisi büyüme konusuna duyarlı olan, yani bazı borsa şirketleri vardır, ekonomi büyürken büyür. Ayrıca talep kaymasını yüksek yaşayan şirketleri de, hani çok kolaylıkla ürün satabilen bazı şirketleri olumsuz etkileyebilir. Yani böyle bir handikapı bunun var. Tabii faiz kararı nedeniyle asıl sorun şu, kredi ile finansman ihtiyacını karşılayan şirketler bir maliyet artışı yaşayacaklar. Sonuçta finansman ihtiyacını krediyle karşılıyorsa bu krediyi daha pahalıya kullanacak şirket. Dolayısıyla bu şirketin giderini artıracak. Gider artarsa şirketin karlılığı düşecek. Bu şirketlerin önümüzdeki dönemde karlılığını bir miktar baskılayabilen bir gelişme olabilir. Bunu önümüzdeki dönemde bilançolar geldikten sonra ayrıca değerlendirmek lazım. Ha, bu ortamda nakit fazlası olan şirketler bu durumdan avantajlı çıkacaklar. Neden? Diğerlerine göre bir adım önde olacaklar. Şimdi az önce dolar bazlı olarak endeksten bahsettik. Doların son 3 ayda diğer para birimlerine karşı değişimini size göstermek istiyorum. Ekrana yansıyan tabloda Amerikan dolarının son 3 ayda Türk lirası karşısında yaklaşık %11'lik bir değerlenmesi olduğunu görüyoruz. Bir başka ifadeyle Türk lirası Amerikan dolarına karşı değer kaybetmiş. Şimdi böyle ortamda tabii dolar değerlenirken hisselere de dolar bazında bakmak lazım. Yani dolar gidiyorsa dolar bazında getirisi pozitif olan hisselere bakmak lazım kısaca. Bunlar içinde de tabii seçici olmak lazım. Ekrana şimdi bir başka tablomuz daha var. Burada da dolar bazında yılbaşından bu yana yaklaşık ne oldu? İşte 2,5-3 aya yaklaşık bir süre oldu yılbaşından bu yana. Dolar bazında getirileri görüyorsunuz. En fazla işlem hacmi olan
hisselerde. Bunlar için de dediğim gibi seçici olmak lazım. Teknoloji ve enerji şirketleri de var burada ama ben teknoloji ve enerji şirketlerinin farklı bir hareket yaptığını, onların bir miktar fiyatlamalarının çok böyle rentable olmadığını daha önceki yayınlarda da ifade etmiştim. Burada seçici olarak hani hisselere baktığınızda genel olarak ana hisselerin dolara karşı ya da doların üzerinde, dolardaki hareketin üzerinde bir getirisi olduğunu görebiliyorsunuz. Ya bu size fikir vermesi açısından, bundan sonraki hareket tarzınızda belirleyici olması açısından sizle paylaşmış olduğu bir tablo. Bir de temettü konusu var. Burada temettüler önümüzdeki dönemde çok konuşulacak. Neden? Temettü dönemi biliyorsunuz yıl sonu bilançoları açıklandıktan sonra, yani 2023 yıl sonu bilançoları açıklandığında şirketler eğer karlıysa bu karlarının bir kısmını temettü olarak dağıtıyorlar. Hangi aylarda dağıtıyorlar? Daha çok böyle Nisan, Mayıs ayları gibi. Mayıs ayı çok yoğun olur temettü verimi açısından. Burada özellikle ben hisse senedi piyasası için temettünün ne anlama geldiğini söylemek isterim. Şimdi temettüler yatırımcılar için her zaman bir fırsat veriyor. Hisse senedi piyasasında nasıl bir fırsat yaratıyor? Şimdi bir hisse temettü verdiğinde verilen temettü miktarı kadar fiyatı düşüyor. Yani genellikle de öncesinde beklentiyle ve temettü sonrası da fiyat düşük olduğu için alım iştahı fazla olur. Yani biraz karışık gibi oluyor. Bir örnekle açıklayayım ben bunu. Hissenin fiyatını 10 lira kabul edin. 10 liralık hisse işte 1 lira brüt temettü veriyorsa fiyatı, bu 10 liralık fiyat 9 liraya düşecek. 9 liradan işleme başlayacak hisse. Ama kısa sürede tekrar 10 lira olur genellikle. Temettü verdikten sonra hisse hızlı bir hareket olur. Tekrar 9 liradan 10 lira olur. O düştüğü fiyatı tekrar kapatır ama o sizin aldığınız 1 liralık temettü cebinize kar kalır. Hani basitçe temettü mantığını böyle anlatmak lazım. Tabii bir de bu temettüler için ben şunu söylemek istiyorum. Eğer Viyop'ta pay vadede işlem yapıyorsanız buradaki yatırımcıların dikkatli olması lazım temettü döneminde. Neden bunu söylüyorum? Temettü açıklandığında temettü tarihindeki vade içinde elinizde long pozisyonunuz varsa zarar ihtimaliniz var. Az önceki örnekten yine yola çıkarsak 10 liralık hisse siz Viyop tarafında işlem yapıyorsunuz ama işte 1 lira temettü vereceğini açıkladı. Viyop tarafında hissenin fiyatı piyasada 9 liraya doğru hemen geri gelir. Siz 10 liradan almıştınız, temettü de almayacaksınız. Dolayısıyla aldığınız o pozisyonda değer kaybını yaşayabilirsiniz. Viyop'ta pay vadede işlem yapan ama temettü verimi yüksek olan hisselerde işlem yapan yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Buradan da ben uyarımı yapmış olayım. Şimdi buradan altına geçecek olursak, geçen hafta ben altının yükselmesi için bazı sebepler olduğunu sıralamıştım. İşte neydi bunlar? Ülkeler arası ilişkilerde gerginlikler, FED faiz indirim beklentisi, enflasyona karşı korunma aracı olması altının ve son dönemde de çok etkili olduğunu söylediğim merkez bankalarının altın alımları. Şimdi ekrana bir tablo yansıtalım. Bazı merkez bankalarının son 2 yılda 2021 ile 2023 yılları arasında altın alımlarını gösteren bir tablo bu. Burada en fazla Çin Merkez Bankası'nın altın aldığını görüyoruz. Türkiye, Polonya, Hindistan, Singapur gibi merkez bankaların, bu ülkelerin merkez bankalarının da altın alımında ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz. Türkiye burada altına talep gösteren önemli ülkelerden bir tanesi gibi görünüyor. Altını hareketlendiren sebeplerden biri bu merkez bankalarının alımlarıydı. Bunu da görsel olarak da size sunmuş oldum. Şimdi altında bu hafta hızlı bir hareket oldu. Ons altın 2195 tepe noktasıydı. Geçen haftaya kadar 2195 seviyesine geçerek 2222'leri gördü. Buna sebep neydi? Hafta içinde FED faiz kararı sonrası Powell'ın güvercin tondaki açıklamalarıydı buna sebep. 2222'den bir düzeltme geldi. Hızlı yükselişler sonrası düzeltmelerle yukarı trendin devamını ben açıkçası bekliyorum. Evet, 2222'leri görmüştü. Cuma itibariyle altının onsu nerelere gelmiş? 2167-2168 dolar civarında şu anda. Evet, bir düzeltme geldi ama yükselecek düzeltme bu şekilde yukarıya bir trendi ben önümüzdeki dönem içinde bekliyorum. 2300 dolar kısa vadede, hatta yıl sonunda 2500 dolar, sonrasında da uzun vadeli olarak 2900 dolar beklentim mevcut. Yıl sonu eğer 2500 dolar seviyelerine giderse, ki yıl sonunda dolar kurunun da 40 lira olduğunu düşünürseniz 2500'de 40'ı çarpıp işte 31.1 onsa böldüğünüzde yaklaşık olarak gram altının da yıl sonu itibariyle 3200 lira civarında olabileceğini tahmin etmek gerekiyor. Kısaca altında da ilgili olarak bunları söylemiş olayım. Bu hafta piyasaları yorumladığımız bu yayınımızın da sonuna geldik. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum.